Dijital'den herkese merhaba ve herkese iyi bayramlar. Ne yaptınız? Beleş GTA karşısında boyunlar tutuldu mu? Epic Games yetmedi, bir de Civilization 6'yı bedava yaptı. Belimize, boynumuza göz diktiler resmen. Ama iyi oldu. Çünkü bilim bizi yine sevindirdi. Oyun oynamak ruh sağlığımıza iyi geliyormuş. Nihayet oyun müptelaları olarak artık bilimsel bir dayanağımız var. Son dönemde video oyunu sektörünün patlama yapması tesadüf değil. Dünya Sağlık Örgütü bile oyun oynamayı tavsiye etti. Onların tavsiye etmesi çok önemli. Çünkü DSO geçmişte oyun bağımlılığını resmi olarak bir akıl sağlığı bozukluğu olarak sınıflandırmıştı. Peki oyun oynamanın sağlığa yararları ne? Bizi kafamızı taktığımız şeyleri düşünmekten alıkoymak ilk artısı. Oyun oynayan insanlar zorluklar karşısında başarıya ulaşmak için yardım istemekten korkmuyor. Engelleri aşmak için oyun oynamayanlara göre çok daha farklı bakış açıları geliştiriyorlar. Mevcut koşullar ne olursa olsun beklenmeyen zorluklara karşı daha dayanıklı ve daha pozitifler. Oyun oynamanın öyle faydaları var ki analar, babalar, ablalar, abiler bilgisayar başından kalkmıyor diye kimseye kızamayacak. Oyun oynamak iyi hoş da yine de bazı dikkat edilmesi gereken şeyler var. Önceki haftalarda parolalar konusunda anlaşmıştık değil mi? 2.3 milyon insan 1, 2, 3, 4, 5, 6 parolasını kullanıyor demiştik. Her birimizin ortalama 50 hesabı var ve çoğunda aynı parolayı kullanıyoruz. Ortalama bir oyun severin onlarca farklı platformda üyeliği var. Ve bu oyuncuların yaklaşık %55'i tüm oyun hesapları için aynı parolayı kullanıyormuş. Kim diyor? Biz demiyoruz. Asset diyor. Oyun oynarken hileye başvuranlar. Sözümüz size. Hackerlar en çok size güveniyor. Çünkü oltalama taktiği bilgisayarlara zararlı yazılım yüklemek için kullanılan çok yaygın bir yöntem. Yani o kullandığınız hile, tıkladığınız link size geri dönüyor. Oyuncuların hızı düşürdüğü gerekçesiyle antivirüs yazılımlarından uzak durduğunu biliyoruz. Ama o günler eskide kaldı. Antivirüslerin gelişerek makine öğrenimi, DNA analizi gibi teknikler kullanmaya başlaması sonucu oyunlarda hız kaybı, ghosting ve lag artık yok. Asset'in oyuncu modu tam da bu imkanları sağlıyor. Oyun oynarken rahatsız edilmek istemeyen ama güvenliğine de önem verenler için açıklamaya linki bırakacağız. O kadar dedik, bu kargocuların da canı var. Ama dinleyen kim? Bir daha yüzüne bakmayacağınız atlama ipleri, havanlar, oklavalar, merdaneler, saksılar, topraklar. Bu süreçte online alışveriş %91 artmış. Ne aldınız ya? İşin kötüsü ne aldığınızı da biliyoruz. Sırasıyla söyleyelim. Kitap, mutfak aksesuarı, puzzle, saç kesme makinesi ve saç boyası almışız. Ama esas mevzu internette alışveriş yapmadığımız zamanlarda ne yaptık? Aile, arkadaşlar veya iş gruplarıyla yapılan online görüşmelerin oranı %92 olmuş. Ve tabii diziye filme dadanmışız. Online stream servislerinde zaman geçirme oranı %79. Hadi bunları tahmin ediyorduk. Ama gerçekten müze gezeceğimizi bilemezdik. Online müze gezme oranı %50 artmış. Saç kesme ve makyaj videosu izleme oranları da %40. Neyse bu gidişte kimse işsiz kalmayacak. Herkes biraz saç kesmeyi öğrendi. Altın bilezik nihayetinde. Bu arada hanımlar, sırf dışarıya çıktığımızda eşit eyeliner sürebilmek için prova yapıp durdunuz değil mi? Biliyoruz ve acınızı anlıyoruz. Ben bu kadar üyeyi niye yaptım? Verilerini boşa mı takip ettim diyen Facebook, hepimizi potansiyel müşteri ve satıcıya dönüştürmeyi başarıyor. Kimimiz ilkokul arkadaşını bulmaya girdi, kimse akrabasını. Instagram'a havalı fotoğraf attık, WhatsApp'tan bütün iletişimini yürüttük. Çok kalabalığız, çok. Yaklaşık 2.44 milyar insanız. Biz Facebook'ta bütün beğenileri takip edilenler, biz, internette nerede gezsek bilinenler. Facebook anlı şanlı e-ticaret işine giriyor. Dünyadaki 2.44 milyar kullanıcısını artık resmen birer müşteri yapıyor. Küçük işletmeler Facebook altyapısı ile Facebook Shops üzerinden satış yapabilecek. Bir fotoğraf yükler gibi basit bir şekilde ürünlerini kataloglayabilecek. O gizli gizli acaba alsam mı diye düşündüğünüz her şey artık çat diye reklam olarak karşınıza çıkmakla kalmayacak, doğrudan satın al butonuyla birlikte gelecek. Peki sizce Facebook bu adımı niye attı dersiniz? Tabii ki para için. Deutsche Bank analistleri Facebook'un bu yatırımını analiz etmişler. Buna göre Facebook bu yatırımdan yılda tam tamına 30 milyar dolar gelir elde edecek. Facebook resmen mekanın sahibi geldi diye içeri girdi. Artık bu savaştan hangi e-ticaret platformu sağ çıkar bilemiyoruz. Bilgisayar ekranı aynı anda tatilimiz, evimiz, hobimiz, işimiz oldu. Hal böyle olunca birçok şirket bizi düşünerek birbirinden yaratıcı arka planlar tasarladılar. Airbnb, madem tatile gidemiyorsunuz, tatil size gelsin diyerek müthiş manzara fotoğraflarını erişime açtı. BBC, efsanevi setleri, ortamları arka plan olarak kullanmanıza izin veriyor. Dahası, akvaryumda balık da besleyebileceğiz artık. Bir bu eksikti. Ama olsun, bir sorumluluktur neticede. Tamagotchi'yi öldüren nesil burada mı?
İnsanlar ikiye ayrılır. 20 sekme birden açanlar, efendi efendi 3 sekmeyle takılanlar. Krom nihayet sekme manyaklarının remini çürütmekten vazgeçti. Krom'a sekme grupları özelliği geliyor. Artık sekmeleri etiketlere göre düzenleyebilecek, renk atayabileceğiz. Şu an beta sürümde mevcut. Haftaya herkes faydalanabilecek. Taksicilerin Uber'den sonraki hedefi scooter'lar artık sizin onları bulmanızı beklemeyecek. Siz neredeyseniz oraya gelecek. Tıpkı Geleceğe Dönüş filmi gibi. Ay, durak taksileri kızacak şimdi de tabii. Taksimetre açılacak mı acaba? Paylaşım ekonomisi herkese aidiyet ve mülkiyet duygusundan gün be gün uzaklaştırıyor. İstanbul'da Martı adıyla bildiğimiz elektrikli scooterlar dünyada son derece popüler. Hatta Uber bu şirketlerden biri olan Lime'a 170 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Bak gene taksiciler geldi aklımıza ya. Bu uygulamaların tek zorluğu yakınınızdaki aracı bulmak. Ona da çözüm buldular. Tortoise ve GoX isimli iki şirket ilk otonom elektrikli scooter çalışmalarına başladı. Gelişmesi 6 ayı bulacakmış. Ama biz zaten evdeyiz. Volvo tüm otomobil sektörü için radikal bir karar aldı. Fabrikalarında üretilen her araca hız sınırlaması koyuyor. Bundan sonra üretilen hiçbir otomobil saatte 180 km hızı geçemeyecek. Amaç ölümcül ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek. Volvo böylece güvenlik level'ını arşa çıkarmış oldu. Biz epey şaşırdık. Sizce nasıl bir karar? Twitter geçen hafta herkese trolledi. Mavi tik almak isteyenler cevap yazsın diye bir tweet attılar. 35 bin retweet, 116 bin beğenmesi var. Ama tweete kimse cevap veremiyor. Tweetinize kimin yanıt verebileceğini seçtiğiniz yeni özelliği tanıtmak için biraz insanların duygularıyla oynadılar. Ama iyi fikirdi. Bizden iyi bir app var mı diye mevzuyu uzatmasalardı daha iyi olacaktı. Artık Twitter'da tweetlerimize biz kim istersek sadece onlar cevap verecek. Ya da hiç kimse cevap vermeyecek. Unutmadan siz istediğiniz zaman bize cevap verebilirsiniz. Ama biz Teknosa değiliz. Teknosafari'yiz. Merak etmeyin, bitiyor. Az kaldı. Spotify müziğin mesafe tanımadığını eğlenceli bir siteyle anlatmaya karar verdi. Listening Together sayfası bir şarkıyı aynı anda dinlemeye başlayan iki insanın nerede bulunduğunu gösteriyor. Biz bunu çekerken dünyanın farklı kıtalarından aynı şarkıyı dinleyen bir sürü insan gördük. Gerçekten çok eğlenceli bir site. Açıklamaya koyacağız linki. Dijitol'den bu haftalık bu kadar. Baklava börek yemeyeceğimiz bu ilk bayramda büyüklerinizi aramayı, ondan sonra da oyuna oturmayı unutmayın. Hoşça kalın. Niye yemeyelim ya? Ben gidip baklava yapacağım daha. Yapacağım gerçekten. Evet.